Merhabalar, Paradoks'un ikinci bölümündeyiz. Kıymetli büyüğüm, geçen programda da çok övdüm, çok kızdı bana, onun için açmıyorum hiç o meseleyi. Evet. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile birlikteyiz. Yine bu haftada çok ilginç konularımız var. Siz hayatınızda zaten bu meseleleri çokça yakaladınız ve gördünüz, hissettiniz. Ben de çokça hissettim. Yine hayata dokunan, insanlara dokunan, bize dokunan, bizi rahatsız eden ne varsa... Ya da bizi mutlu eden ne olacaksa bunu sevgili kahveciyle konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz sevgili kahveci. Hoş bulduk Bora Bey. Anka Ajansı'nın ekonomi müdürü ilginç haberler ve ilginç noktalar bulan sektörün ekonomi dünyasının çalışkan karıncası diyelim. Teşekkür ederim. Bizim İktisat Fakültesi'nin amblemi karıncaydı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin. Şimdi biz bir hafta boyunca sen ayrı çalıştın, ben ayrı çalıştım. İlginç ilginç noktalar baktık, araştırdık. Bugün seyircilerimize şeyleri verelim. İlginçlikleri verelim. Evet. Ama maalesef bu ara ekonomi yönetiminden müjde diye verilen haberler nasıl müjde olarak geliyorsa biz de haberleri o şekilde vereceğiz. Çünkü işte müjdelerimiz olacak dediler size, işte kur düşüşünün şeyini, indirimlerini yansıtacağız dediler size. Ama bunlar meğer farklı bir müjde çeşidiymiş, bunu da tanıdık. Şöyle bir hafta yaşadık, biz geçen hafta programı bitirdik, benim finalim çok konuşuldu. Evet. Kanalda arayan güzel, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz oldu. Yani Galatasaray'dan gole bir vermek isterdim ama hükümet cephesinden verdim diye bitirdik. Yine bu hafta hükümet cephesi olmadı. Trump var. Çok konumuz var. Ve ilk kez bu programda yine cebinize nasıl girdiler sorusunun cevabını vereceğiz. Ki biz de bunu istemiyoruz aslında. Aslında bu haberleri vermek, böyle haberleri vermek hoş bir şey değil ama... Vatandaşa açıklanan, o metin şey var mı sizde, bu köprü ve otoyol zamlarıyla ilgili Anadolu Ajansı'nın açıkladığı gerekçe? Bende var, AA'dan vermiyorum, benim toparladığım. Sizin toparladığınız var mı? Mesela var. O şey varsa, yok açıklama metni varsa onu verirseniz... Var. Çok güzel olur yani gerekçesi. Şöyle başlayalım mı? Aslında şunu hatırlatalım izleyicilerimize. Değerli dostlar, değerli izleyiciler, sevgili KRT izleyicileri. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta birçok zam oldu. Pardon, güncelleme oldu diyorduk değil mi? Güncelleme oldu. Bu güncellemelerden biri de İstanbul'da yaşayanlar için köprünün diğer tarafına geçenler ya da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçenler. Atı olmayıp Üsküdar'a geçenler. Bu arada... Şunu İstanbul'dakiler için söyledim ama toparlayayım. İstanbul'da olmasanız da herhangi bir köprüden geçmeseniz de onu parasını ödüyorsunuz. Onu da belirtelim. Şimdi şunu aslında konuşalım. Köprüye ne zam geldi? Niye zam geldi? %20 dedik biz. Sevgili İbrahim Kahveci de bunu uzun uzun zaten anlatmıştı. O haberden önce, maliyetten önce bence bir şeyimiz var, tablomuz var. Oradan bir başlayalım mı? Kalkıp böyle ufak ufak. Tamam. Oradan başlayalım. Ben de şeyi anlat, okuyayım bir maliyeti. Arkadaşlar tabloları ekrana verirken o zam gerekçesi. Evet. Şimdi, zam gerekçesi. Açılışı bu kıymetli izleyicilerimiz için. Ufaktan bir kalkalım böyle yavaş yavaş. Şimdi... Köprü ve otoyol bakım, onarım, giderleri ve toplam gelirleri diye bir tablomuz var. Şimdi kıymetli İbrahim Kahveci'nin bizimle paylaştığı bir data bu. Şöyle dendi. Ya maliyetler çok arttı. O nedenle biz %20 zam yaptık dendi. Şimdi bu dendi ama geçen hafta gördük ki 9.26 enflasyonla birlikte benim maliyetim artmamış ama köprünün artmış. Köprünün büyük de artmış. Köprünün maliyetini artarken şunla hesaplıyor. Diyor ki üretici fiyat endeksi. Şimdi burada bir iki noktayı belirtelim. 2018 yılı sonunda Anadolu Ajansı'nın muhabiri edindiği bilgiye göre köprü ve otoyollara zam yapılmayacak diye bir haber geçiyor. Evet. Ve nitekim bu haber herhangi bir resmi kurum tarafından açıklanmıyor, herhangi bir bilgi verilmiyor ama 2019 yılı başında köprü ve otoyollara zam yapılmıyor. Niye bu önemli? Çünkü 2015 sonundan itibaren
2012-15'e kadar köprü, otoyollar, köprü fiyatları 3.40. 2015'in sonundan sonra, 2016'nın başından itibaren zam yağmuru başlıyor. 3.40'dan 4.75, 4.75'ten 7, 7'den 8.75 ve 2019'un başında diyorlar ki Anadolu Ajansı'nın edindiği, muhabirin edindiği bilgiye göre zam yok. Sonra niye zam yok? Seçimler var tabii. Sonra 1 Temmuz tarihi itibariyle Habertürk'ten Olcay Aydilek'in bir haberi var. O da yine çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilerle bir haber yapıyor. Diyor ki köprü ve otoyollara bu yıl bitene kadar zam yok. Ama yıl şöyle bitmeden bir alayım. Bu yıl bitene kadar derken de şöyle söylüyor. Ulaştırma Bakanlığı'nda, Ekonomi Bakanlığı'nda, Ankara'da bütçe açığına yönelik, kamu finansmanına yönelik bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada %33 üfe artışı var. Bu çerçevede bir zam yapılması gündeme gelmiş ama Ulaştırma Bakanlığı'nın da bastırmasıyla beraber zam olmamış ve olmayacakmış. Ama ne olduysa Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim zam geldi. Bu pazar akşamı zam geldi. Biz geçen hafta EPDK'nın elektrik maliyetleri rakamlarını verdik. Sonra çıktı EPDK Başkanı dedi ki yıl sonuna kadar zam yok. Zaten 3 aydan 3 aya... 90 gün şükür Rabbime. Yani 3 aydan 3 aya şeyi düzenliyor. Şimdi buradaki mesele şu. Buraya geçmeden bu geçme. Dursun ekranda. Bir, zam gerekçesi diyor ki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması. Birinci sebep, üretici fiyat endeksi %33'tü. 2018 artışı %33. Üretici fiyat endeksi oranında yapılması gereken bakım onarım giderlerinden dolayı üretici fiyat endeksi oranında yapılması gereken zammı yapmadık. Artan maliyetleri dikkate alarak... Bir daha tekrarlar mısın? %33 üretici fiyat endeksini dikkate alarak biz bakım onarım giderleri dolayısıyla zam yapmamız gerekiyordu ama yapmadık. Ama diyor şu anda bu zammı yapmak durumundayız. Üretici fiyat endeksi. Şimdi endeksi alalım. 2015 sonunda köprüden kaça geçiyoruz? 3.40. 2015 sonundan şurada yani. Yok buradaki rakamlar şeyler. Ha fiyatlar. Evet fiyatlar. İlk fiyat 3.40. Aralık o 2015. 3.40'tan geçiyoruz. Şu anda son zamla beraber 10.50'ye çıktı köprüden geçiş. Yani aşağı yukarı %210 zam yapıldı. 16, 17, 18, 19 4 yılda %210. 4 yılda üretici fiyat endeksi artışı ne? 2018 sonu itibariyle %70, en son açıklanan veri Eylül 2019'da itibariyle %80. Yani 2015'in sonundan Eylül 2019'a kadar üretici fiyat endeksi artış oranı %80 ama köprüye yapılan zam %210. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması diyor ki biz üfeye göre zam yapıyoruz. İyi de sevgili seyirciler, sevgili Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, üfe artışı %80 en maksimumu ama sen köprüye yaptığın zam %210. %80 nerede? 210 nerede? İkinci gerekçe de diyor ki köprünün bakım onarım, köprülerin ve yolların bakım onarım giderleri dolayısıyla, artan giderleri dolayısıyla bu zam yapmak durumundaydık. Şimdi bu tablo, bu tablolar şu, şunun özetini verelim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yıllık bölge bölge onarım, bakım, onarım, temiz, mesela kar temizleme filan dahil, hatta ve hatta karayollarının şubelerinde, binalarında bulunan personelin maaş gideri, hatta şubede otururken, binada otururken içtikleri çay gideri, su gideri, bütün giderler, yani yolların bakım, onarımı, şeyleri dahil, bütün giderlere bakıyoruz. Acaba maliyet neymiş? Maliyet burada. Şimdi köprü geçiş ücreti, kendilerinin şeyi var, yıllık raporları var. Her yıla ait raporları var. Bakım onarım gideri raporları var. Kendi raporları onların sitesinde. Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yani bu zam mı bakım onarım diye sebebiyle yaptık diyen. Bir de izleyicilerimizi uyaralım. Bunlar dolar verileri. Yok alttakiler dolar. Üsttekiler TL. Final veriler. Evet. Dolar verileri. Altta onun söylediniz. Sizi yanıltmasın. Toplamda bir hata var diye düşünmeyin. Yok alttaki ayrı. Bakın. Bora Bey, 2001-2018 yılların arasında, yani 18 yılda
Köprülerden yapılan tahsilat 2 milyar 419 milyon 382 bin dolar. Otoyollardan yapılan tahsilat, bunlar ucuz yollar hem. Ucuz yollar. Tabii. Yani koyu projeli özel sektöre, şirketlere yaptırılan yollar değil. Otoyollardan yapılan tahsilatta 4 milyar 782 evet. milyon dolar. Şuradan gösterelim hemen. Toplam köprü ve otoyollardan 2001'den 2018 sonuna kadar 7.2 milyar dolar zaten alınmış. Şimdi 7.2 milyar dolara neler yapılır? Yeni yollar, yeni köprüler. Yani 7 milyar 201 milyon 799 bin dolar. Bu rakamın telaffuzu bile benim için çok zor. Yani şu rakam öylesine güçlü bir rakam ki. Yani. Niye güçlü bir rakam? Şöyle söyleyeyim. Varlık fonu borçlandı. Mesela TürkSat 5A ve 5B için 500 milyon euro borçlandı. Yani düşünün şu tahsilatla biz kaç tane uydu, kaç tane yol yaptık. Bak kaç tane köprü söyleyelim. 1988 yılı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolar. 125 milyon doların şimdi bundan 30 yılı önceki 100 dolarla bugünkü 100 dolar aynı değil. Tabii. Amerika'da da enflasyon var, doların değeri de düşüyor. 1988 yılındaki 125 milyon dolar yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapım fiyatını bugünkü dolara çeviriyoruz 275 milyon dolar kabaca. Diyelim onu 300 milyon dolar. Ya yap onu 500 milyon dolar. Abi, yap onu tam 500 milyon dolar. Yani hani artırıyoruz fiyatı. Ya bak. Şimdi birinci, ikinci köprü 500 milyon dolar. Hadi birinci köprü 72'de 21 milyon dolara yapılmış. O da bugünkü fiyatı 100 milyon doların üzerine geliyor. Onu da yap 500 milyon dolar. Ya maliyeti kaç kere çıkarttı o köprüler? İki köprü 1 milyar dolar. 500 milyon dolara bir köprü yapıyor, yapılıyorsa İstanbul Boğazı'na. 2,5 bak köprülerden, otobanlardan değil. Sadece köprülerden son 18 yılda yapılan tahsilatla 5 tane Boğaz'a köprü yapabiliyorsun. Şunu söyleyeyim kıymetli izleyicilerimize. Değerli dostlar, şimdi Sayın Kahveci böyle teknik anlatıyor ki ben de onun gibi anlatmayı çok istiyorum. Çünkü öylesi daha eğlenceli ve daha havalı ama. Şimdi şöyle, gerçekten bu tahsilatlar dünyanın başka bir yerinde yok. Neden yok? Çünkü bu köprüler kamuyla yapıldı. Biz iki köprüden bahsediyoruz ya, bu iki köprü kamunun kendi tasarruflarıyla ya da borçlanmasıyla yapıldı. Yani üçüncü köprü gibi değil. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi değil. Ve Osman bu köprülerden köprüsü gibi değil. Elde edilen gelir bizim araç garantisi verdiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çok daha üzerinde bir gelir var bu köprülerde. Bir de maliyetleri bu köprülerin eski olduğu için onun hakkını iade ederim. Eski ve bakıma ihtiyaç duyan köprüler bunlar. Tamam, bakım nerede? Ama işte onu söylüyorum. Gene klasik İbrahim Kahveci hareketi benden laf çalıyor. İbrahim Kahveci'nin söylediği gibi bakım nerede? Yani diyor ki temel olarak ya bu köprünün bakım maliyeti çok yüksek. Biz zammı bunun için yaptık. Evet, deniyor. Bunu söylüyor. Bunun detayına şimdi devam edelim. Bakın son şeyi aldım. 2015, 16, 17, 18, 19 yıllarındaki gelirler, tahsilat. 2019 Ağustos 2019 itibariyle 268 milyon lira. Geçen yıl 609 milyon lira iki köprüden, birinci ve ikinci köprüden yapılan tahsilat 609 milyon lira. Otoyollardan yapılan, yani eski Ankara-İstanbul otoyolu var ya, buradan yapılan tahsilat 1 milyar 575 milyon. Evet. Yani toplamı eski yol, ucuz yol, eski ucuz yol diye dediğimiz köprü ve otobandan yıllık tahsilat 2 milyar 184 milyon lira. 2 milyar 184 milyon lira. Karayolları Genel Müdürlüğü diyor ki bu para yetmiyor. Biz bakım onarım gideri için %20 daha zam yaptık. 2 milyar 200'e %20 ekle 2 milyar 600 milyon lira para alacaklar. Bundan sonra. Şimdi peki yani, bakım onarım şeyi şimdi gene kısa bir özet ben toparlayayım hemen. Evet. Şimdi 3.40'dan 10.50'ye geldiğimiz seviyeler öyle seviyeler ki eğer gerçekten köprünün maliyetleri, enflasyon, bakım masrafları vesaireyi tepeyi tüfeği üst üste koyduğumuzda benim 2015'ten itibaren maaşımın 10 kat artması gerekiyordu. Temel olarak. Kabaca yuvarlıyorum.
Yani o gün 2000 lira alan adam bugün 20 bin lira almalıydı. Onların hesaplarına göre. Onların hesaplarına acaba göre. Acaba Karayolları Genel Müdürlüğü TÜİK'in enflasyon hesabında hani tek haneye düşüyor ya. Bu enflasyon hesaplarında bir sürü olay var biliyorsunuz. Hı hı. Acaba gerçek enflasyonu mu aldı Karayolları Genel Müdürlüğü de ona göre mi zam yaptı? Belki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ayrı bir enflasyonu vardır. İşte masrafı başkadır adamların. Biz belki gerçek enflasyonu resmi kurumlara veriyorlar. Aslında gerçek enflasyon bu. Buna göre zamlar yapın diye. Ya millete biz, farklı enflasyon açıklıyorlar. Ya bu köprüden belki. Niye parayla geçiyoruz ben onu da anlamıyorum. İşte hadi, kaç kat çıkarmış parasını. Bir de şey değil 88, 98, 2000 falan değil. 2001'den bu yana. Tabii söylüyorum. Tabii yani bu rakamlar yani 7201 hadi Trump açıklamalarından önceki kurla çarpayım. 7 milyonu. Ya çılgın bir rakam çıkıyor. Yani bununla köprü de yapılır. Hatta belki de şu gelirle 3. köprüyü biz yaptırabilirdik. Bu gelirle onu söylüyorum. Bu gelirle 3. köprüyü değil Osman Gazi Köprüsü'nü de yaptırırız. Onu da biz yaptırabiliriz. Tabii ki. Şimdi ne oluyor? O köprüleri biz yaptırmadığımız gibi geçiş garantisi verdiğimiz şirketlere buradan elde edilen gelir ödeme yapıyoruz. Acaba işte onu göreceğiz. Göreceğiz şimdi. İkinci bir grafiğimiz var, slaytımız. Ona bir geçelim. Şimdi bakım onarım ne diyor Karayolları Genel Müdürlüğü? Buradaki şey araç geçişini şey yapmıştık. 2011'de 151 bin araç geçerken muhtemelen 2019 yılını 116 bin araçla kapatacağız. Tamam. Bakın 2015'ten sonra 2016'da itibaren şey başladı. Büyük araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne zorunlu kılındı. Ama bak dikkat et 2017'de ona rağmen 149 bin araç geçti. Evet. 149 milyon araç geçti. 2018'de araç sayısı düştü. 118 milyona düştü. Köprünün açılışıyla ilgili bir durum. Orada. Bu yok sadece 3. köprünün açılışıyla ilgili değil bu. Burada bir miktarda aşırı zam gelince bazı vatandaşlar köprüden araçlarına geçeceğine araçlarını bıraktılar. Toplu taşımayla kullanmaya başladılar veya geçmemeye başladılar. Veya taşındılar. Evet. Yani İstanbul'un farklı yakasında oturmanın maliyeti arttı. Maliyeti arttı. Bu yılda zaten yapmış olduğumuz tahmin, yani Ocak-Ağustos verileri üzerinden giderek yapmış olduğumuz tahmin, 116 milyon civarında bir araç geçişi olacak bu yıl. Yani düşüyor. Zam yapıldıkça, zamlar arttıkça birinci, ikinci köprüden geçen araç sayısı düşmeye başladı. Çünkü zam, ya yani 10 lira, bir geçiş 10 lira, 10,5 lira artık bu daha fazla etkileyecek. Şimdi bakım onarım şeyine devamına istersen geçelim mi? Geçelim bir sonraki slayta geçelim. Yani hemen. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde. Bir önceki slayta bir toparlayayım ben. Bir önceki slayta aslında mantık kabaca şu. Köprüden geçilmedikçe geçmediğimizi bize yazıyorlar, sana bana yazıyorlar. Yazacaklar çünkü başka maliyetler var, başka kalemler var. O da bizim hesabımıza yazılıyor. Zaten ikinci bölümde onu da bir ayrı göreceğiz. Bir. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde yol bakım, onarım, tadilat filan bütün şey, birinci bölge burası. Birinci bölge nereden başlıyor? Sakarya'dan başlıyor. Yalova'ya uzanıyor. Oradan İzmit, Gebze, İstanbul, Anadolu yakası, Avrupa yakası ve bütün Trakya. Marmara bölgesinin üst tarafı bütün Trakya. Burası birinci bölge. Buradaki otoban ve köprüler. Köprüler nerede? İstanbul'daki köprüler. Otoban komple olan otoban. Sakarya'dan Edirne'ye kadar olan otoban. Buraların bakım onarım, otoban ve köprüler dahil, bakım onarım ve buraların bakım onarım için kar temizleme dahil bütün personelin işte bahsettiğim gibi bunların giderleri. Mesela buralarda yer alan, bu bölgede yer alan birinci bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birinci bölgesinde yer alan personelin gideri için, personel maaşı için otoyol bölümünde 79 milyon lira ödeniyor. Köprü bölümünde 11 milyon lira. Bir saniye Sayın Kavim, şöyle yapalım mı? Rejiden isteyelim. İstanbul bölge diye bir belgemiz var. Onu bir gösterip buna geri dönersek mesele daha iyi anlaşılır aslında. Evet. Birinci bölge. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birinci bölgesi bu. Yani bu bölgede yer alan otoban ve köprülerin bakım onarım gideri ve gelirleri.
bakım onarım, gözleme filan, bütün evet. bu bölgedeki, hani dedim ya biraz önce masadayken, çay içme, personelin çay parası dahil var. Evet, yani birlikte. O kadar detaya kadar var. Şimdi tekrar dönebiliriz bir önceki. Bir daha dönelim tekrar ikiye. Bu haritayı koyalım. Buradaki bölge, bu bölgeyi analiz ediyoruz. Evet. Bu bölgedeki personel, otoyollar için personele 79 milyon ödenmiş 2018 yılı. Hı hı. 2018 yılı. Köprüler için, köprülere bakan personelde 11 milyon 490 bin lira ödenmiş. Toplam 90 milyon 737 bin lira evet. personel maaşı. Malzeme alıyor otoyollar ve köprüler için. Şuradan malzeme giderini gösterelim. Malzeme gideri. Şu sırada. Evet. Şöyle. 13 milyon otoyollara, 1 milyon köprülere, 15 milyon 320 bin lira toplam malzeme gideri. İşletme şefliği harcaması, yani şefliğin harcaması. Bu galiba bunun içerisinde işte şeyler, binalar var ya, karayolların binalarının içerisinde işte personelin çay gideri, su gideri, diğer hizmet giderleri. 15 milyon otoyollar için, 2 milyon köprüler için toplam 17 milyon. İhale gideri, bazı işleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün o bölgedeki makinaları yapamıyor. Dışarıdan ihale alıyor, yaptırıyor. Tabii. Hatırlıyor musunuz, bu yıl mesela Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bir bakım oldu. Mesela evet. ihaleyle veriliyor, bunun gibi. Yapılan ihalelerde 92 milyon otoyollar için harcanmış, 6 milyon 887 bin lira köprüler için harcanmış, toplam 99 milyon lira harcanmış. Evet. Bütün evet. bunlar bakım, onarım, her şey dahil, bakın her şey var. Örnek 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için 2 milyon 988 bin liralık bir ihale açılmış. İhale yapılmış orada, bir bakım gideri yapılmış. Ücret toplama maliyeti, bu çok önemli. Ben seyircilerimize de sorayım ama aynı zamanda bütün kamuoyuna sormak istiyorum. Şimdi gişeler var. Kameralar var. Köprülerin üzerinde kameralar var. Aynı HGS, OGS kameraları var. Otomatik geçiş kameraları. İşte yoldan gittiğiniz zaman Çamlıca'da kameralar var veya çıkış yaptığınız yerlerde kameralar var. Bunlar nedir? Kuruyorsunuz sistemi. Sabit. İşte kameraları kaç liraya aldınız? Diyelim ki 100 milyon liraya aldınız. Kurdunuz. Veya 50 milyon aldınız, kurdunuz. Şey bitti. Yani o otomatik olarak kesiyor. Şu nedir ücret toplama maliyeti? Bunu ben bulamadım. Acaba diyorum. Bu karayol, devletin otobanlarındaki ve köprülerdeki o kameralar özel bir şirkete mi ihale verildi de o şirketler bunu kuruyor ve para toplama maliyeti, ücret toplama maliyeti. Kamera yoruluyor belki. Bilemiyorum. Ya yazık. Ya bunu gerçekten hem bilen varsa, adresi verirseniz bize de yazsınlar. programa hani şu anda hemen bize yazabilirler. Tabii ki. Yani şimdi şöyle, ücret toplama maliyeti de bir kalem var. Bu şey gibi, fatura dağıtım maliyeti gibi var ya bizim kalemlerden biri. Evet. Yani zaten sayaç okumaya gelen adam, sayaç okuma maliyeti var. Ya vatandaş bunu okusun göndersin. Yani machine to machine, yani makine öğrenme, makine yani yapay zeka diye şeyler var. Hala diyorlar ki sayaç okuma maliyeti. Bu bence bizim faturalardaki sayaç okuma maliyeti var ya, tam onunla ilgili bunu bir şey. Bunu çok aşan bir şey ama yani düşünebiliyor musunuz? Sadece birinci bölgede para toplama, o kameraların şeyi galiba özel bir şirkete verilmiş, ihale edilmiş. 22 milyon 686 bin lira üstadım, neyi galiba? Ücret yani toplamı. Şeffaf bir devlette yaşıyoruz. Yani bu ihaleler belli. O zaman ben buraya geçiyorum. İşler belli. Yani... Toplamı söyleyeceğim. Karayolları Genel Müdürlüğü birinci bölge otoyollar için 205 milyon lira harcama yapıyor. Yuvarlayalım, 206 milyon lira bakım, onarım, personel, bütün harcama 206 milyon. Köprüler için 21 milyon 789 bin lira, 22 milyon lira. Toplam bakım, onarım, harcama, bütün bakım, onarım. Hani diyor ya, %20 zam açıklamasında bakım, onarım giderlerinin yüksekliğinde. Evet. 227 milyon 667 bin lira. Peki birinci bölgede, şimdi otobanların büyük kısmı burada birinci bölgede ama Ankara'da ya da gidiyor o otoban, Gerede'ye de gidiyor falan, oraları da alıyor ama birinci bölgeden otobanlardan ne almış? 953 milyon lira. Köprülerden ne almış? 608 milyon lira. Toplamı ne? 1 milyar 562 milyon. Şimdi Bora Bey sorarım.
köprü ve otoyollardan 1 milyar 562 milyon para alıyorsunuz. 228 milyon lira yol bakım onarım, köprü bakım onarım şeyine, bütün karayolları personel dahil 228 milyon harcama yapıyorsunuz. Geriye 1 milyar 335 milyon lira kalıyor. Orada 1 milyar 335 milyon lira kalıyor. Ve bu şey, bu liste de şeyden, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden. Ve çıkıyoruz kamuoyuna. Arkadaşlar hangi kamera şeyse bakar, şey alabilirseniz. Şuradayız. Şöyle devam. Şu kameraya bakabilirim. Ve çıkıyoruz kamuoyuna, açıklama yapıyoruz. Köprü ve otoyollara bakım onarım giderlerinin yüksekliği sebebiyle %20 zam yapıldı. Bakım onarım giderlerinin yüksekliği 228 milyon. Elde ettiğin gelir 1,5 milyar. Geriye kalan para 1 milyar 334 milyon. Bu zam öncesi ama. 2017'de, hadi diyelim 2018'de bakım onarım gideri çok azdı. Ben şunu ekleyeyim mi hemen? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazıklı açıklamada diyor. Evet. Kontrollü otoyol ve boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için her yıl üretici fiyat endeksi, yani ÜFE'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin geçen yıl %33,64 enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi diyor. Şimdi şöyle diyor. Geçen yıl diyor enflasyon %33,64'tü. Ama diyor 21 aydır da artırılmadı. Şimdi 12 aylık bir data paylaşıp KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü kelime oyunu yapıyor bizimle. Oynuyor bizimle KGM, sağ olsun. Diyor ki 21 aydır da arttırılmadı. Yani bu şu demek. Biz 2 senedir seçim oldu olacak zam yapmıyoruz. Enflasyon da geçen yıl 33,64'tü ki biz ama öyle bilmiyoruz. Üretici fiyatı. Üretici ÜFE'ye göre. ÜFE'ye göre. Biz diyor şimdi tuttuk %20 zam yaptık. Bu size az, biz iyilik yaptık size diyor Karayolları Genel Müdürlüğü. Ama tersini söylüyorum. 2015'ten bu yana yapılan zam oranı %210. 2015'ten bu yana üfe artışı %80. İşte oralarda, şuralarda. O nerede? Oraya gelince üfe müfe hepsi rafa kalkıyor. Ama son bir yıl zamma gelince ne yükseldi? Üfe yüksek. Üfeye bakalım. Şimdi buradaki soru şu. Sen zamdan önce kendi internet sitesinde bakım onarım gideri maliyeti 227 milyon. Arkadaşlar bir sonraki varsa 2017'de evet, bakın. Geçelim. 2017 yılı rakamı da olacak aynısının. Bak toplam 2017 yılında bakım onarım gideri 231 milyon. Aldığın para, topladığın para 1 milyar 207 milyon. Kalan para 975 Sayın milyon. Sayın maliyet arttı. Ya ben geçtim karşına, KGM savunuyorum. Yani bana bunu savundurmak zorunda kalıyorsun. Üstadım, bakın devletin masrafları fazla, enflasyon evet. Yüksek. O zaman şu masrafı artırmak lazım. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu açıklamasına göre bakım onarım giderlerinin bir an önce 200-250 milyon aralığından 2-2,5 milyar aralığına yükseltilmesi lazım. İyi de o bakım onarımı yapsanız, yani köprülerden ve otobandan tahsil edilen parayla o köprü otoyolların bakımını yapsanız, hani evdeki en temiz yer diyelim, en parlak yer neresidir? Oraya kadar elinizle silmeniz gerekiyor. O kadar olur. 2,5 milyarla insanlar, devletler koca otobanlar ve köprüler yapıyor. Dedim ya, 500 milyon dolar en abartılı rakamla İstanbul'a bir Boğaz Köprüsü yapsanız, 4 şeritli Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi 4 şeritli bir köprü yapsanız 300 milyon dolar maliyeti. Hadi bilemediniz. Artırıyoruz. Hani son dönem ihaleler böyle çok itibarlı oluyor ya. İtibarlı ihaleler. Artırdık fiyatı. Yani vatan için değil, itibar için fiyatı artırdık. 300 milyon dolar değil, 500 milyon dolar yaptık. Tatlı bir hafıza tazelemesi yapayım mı? Biz unuturuz. Bu köprüler satılmıştı, hatırlar mısın yıllar önce? Alan şirket vazgeçmişti. Ya bizi linç ederler. Sıkıntı olur diye. Yani şu köprüleri biz sattık zamanında. Demek ki neymiş? Altın yumurtlayan köprüymüş bunlar. Altın yumurtlayan tabii. Baksana. Yani, yılda 1 milyar, bak birinci bölge hatırlamıyoruz diyorum. Nasıl lanet bir şey. Şimdi aklıma geldi biliyor musun Sayın Kahveci? Şimdi aklıma geldi. Şimdi aklıma geldi, bir hatırladım. Satıldı ve şöyle pazarlandı. Ne güzel de sattık. Oh da iyi sattık. Aferin bize falan diye satıldı bu köprüler.
Ve bu köprülerden elde edilen gelirle keşke oturup hesaplayabilsem, keşke ya doğaçlama gidiyoruz malum programda, oturup hesaplayabilsem ne kadar yol yapılır. Eğer izleyicilerimiz... 2011 yılında İstanbul-İzmir otobanı, çok geniş ve şey bir otoban ve Osman Gazi Köprüsü, 2011 yılında açıklanan fiyat 11 milyar TL, yani 6,5 milyar dolar. Yani biz 2001'den 2018'e kadar bu köprü ve otobanlardan bir sadece şey köprü ve otobanların toplamından 7,2 milyar dolar alıyoruz. Evet. Ya. Biz bu köprü ve otobanlardan topladığımız parayla İstanbul-İzmir otobanını ve Osman Gazi Köprüsü'nü o parayla yapıyor ve vatandaşa neredeyse bedavaya hizmete sunuyorduk. Bugün 103 liraya Osman Gazi Köprüsü'nü geçmek, geçmeyen de 116 lira vergisiz ama vergisiz fiyatlar bunlar. 103 lira geçenden, 116 lira geçmeyenden para alıyoruz. Deli dumrul hesabı diyorsun yani. Böyle bir iş yapmazdık. Buralardan aldığımız parayla İstanbul-İzmir otobanını ve Osman Gazi Köprüsü'nü yapardık. Peki soru şu. Bakım onarımına Karayolları Genel Müdürlüğü kendi sitesinde 200-250 milyon lira arasında yılda harcama yaptığını gösterirken yılda şu anda geçen yıl 1,5 milyar net kalan 1 milyar 334 milyon %20 zam daha koy üzerine net kalacağı hesapla. Bu paraya rağmen niye hala zam yapılıyor? Devlet bence bize yol yapıyor. Devlet yaptığı, yaptırdığı yolun parasını alıyor. İstanbul'da herhangi bir yakadan bir başka yakaya geçişte köprüleri kullanan özel araç sahipleri bu ödediği fiyatlarla aslında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçmeyen araç, Osman Gazi Köprüsü'nde geçmeyen araç ve bu otobanlar yani Yavuz Sultan Selim otobanı ve Osman Gazi Köprüsü'nün otobanında geçmeyen araçların parasını ödüyor. Şimdi biz bu programda genel olarak şunu anlattık ve anlatmaya çalışıyoruz. İstanbul özelinde konuşuyoruz. Evet, ne yazık ki yerel seçimlerde de sanki Türkiye'de hiç seçim olmadı da sadece İstanbul'da seçim olmuş ve tekrarlanmış gibi bir algı oldu. Bizim anlattığımız tablolar aslında tam Türkiye genelinin bir özeti. Biz şurada Sayın Kahveci ile birlikte şunun özetini geçmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, İstanbul'da yaşayın ya da yaşamayın. Bu şehrin yükü İstanbul dışındaki tüm vatandaşların sırtında. Onlardan tahsil ediliyor. Siz İstanbul'a gelmeseniz de, bu şehri görmeseniz de, bu şehrin çeşmelerinden su içmeseniz de, o köprüyü hiç kullanmasanız da, o köprünün parasını bir şekilde devlet size ödetiyor. Biz böyle uzun uzun anlatıyoruz. Belki kafanızı yoruyoruz. Belki bu saatte affınıza sığınarak evinize misafir olduk. Sağ olun açtınız, bizi misafir ettiniz ekranlarınızda. Ama özeti şu. Gerçekten bu şehir, tüm Türkiye tek bir şehri beslemeye çalışıyor. O da hesabını, kitabını bilmeyen yöneticiler yüzünden. Yoksa bu köprülerin, bu maliyetleri, bu hesaplar, bu kitaplar ortada. Devlet bir şekilde hesap veriyor, ortaya çıkartıyor. Başkasının yalanını başkası ortaya çıkartıyor. Geçen hafta da konuştuk. İşkur'un yalanını TÜİK ortaya çıkartıyor. KGM'nin yalanını maliye çıkartıyor. Ya da maliyenin yalanını Karayolları Genel Müdürlüğü ortaya çıkartıyor. Bora Bey, bu çok ilginç. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü zam gerekçesi açıklıyor. Açıkladığı zam gerekçesini kendi internet sitesinde, yıllık açıkladığı raporlarda kendi internet sitesi yalanlıyor. Bir tablomuz daha vardı yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili. Yönetmenim yoksa beni uyar. Yoktur. Bir oturalım. Şimdi... Madem öyle zam konuştuk, şöyle yapalım. Bir ilk araya gideceğiz birazdan ama o arada bir... Şunu biraz daha net tamamlamak istiyorum. Burada bu köprülere yapılan zam tamamen özel sektöre yaptırılan Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprü ve otobanlarının parası. Yani oranların finansmanı için. Nasıl finanse ediyor? Özel sektör yani KOİ projeleri diyoruz. Kamu ortaklığı işbirliği projeleri. KOİ projelerinde hazine garantisi veriyor. İşte Yavuz Sultan Osman Gazi Köprüsü'nde günlük 40 bin araç. 40 bin araç geçecek. Geçmiyor. Geçmeyince ne oluyor?
Bunun parası hazine garantisi olduğu için hazine direkt ödemiyor Bora Bey. Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluş ödüyor bu parayı. Onun için bu paralar gözükmüyor birçok yerde. Onun için kimse bilmiyor. Yani evet, özel sektöre yaptırılan hazine garantili köprü ve otoyollara ne para ödeniyor, ne araç geçiyor, bu bilgiler gözükmüyor. Gözükmediği için yani şeffaflık noktasında sorunumuz var. Onun için görüyoruz. Birinci ve ikinci köprüden, yani rahmetli Süleyman Demirel ve rahmetli Turgut Özal dönemlerinde yapılan köprü ve otobanların parasından bugün AK Parti'nin yapmış olduğu köprü ve otobanların, özel sektöre yaptırmış olduğu köprü ve otobanların parasını ödüyoruz. Hazır anmışken bir Süleyman Demirel videomuz var. Hazır böyle zamlar da gelmiş. Onu bir değerli izleyicilerimize paylaşalım. Süleyman Demirel'in yıllar önce zamla ilgili bir paylaşımı vardı. Nasıl da bugüne oturuyor anlatamam. Görüntü kalitesi biraz kötü o yıllardan kaynaklandığı için. Onu bir izleyelim, hemen bir geri dönelim. Ne zam mı yapmışız ki? Zamın bizimle ne alakası var? 19.200 metre. Ne zam mı yapsın? Yani eğer zammın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zam biz yapmadık. Zam iki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin, yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. Bizi düşündük, taşındık, baktık, çektik. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı, oturmayalım mı diye düşündük. Baktık oturamadık. Biz orada bulduk bunları. Üstüne oturalım mı, oturmayalım mı diye düşündük. Dedi rahmetli Süleyman Demirel. Haliyle üstüne oturmadılar. Çünkü Türkiye tarihinde asla ve asla ekonomiyle ilgili değişmeyecek bir şey vardır. O da zam olgusu. Çünkü her gelen popülist bir yönetim kabul eder, seçim geçene kadar aman idare edelim der ve sonucunda yine olan bize oluyor kıymetli dostlar. Ki bunu ikinci bölümde bugün çok güzel bir yazısı vardı İbrahim Kahveci'nin. Gerçekten bu pirinçle ilgili okuyanlar var mı bilmiyorum. Biz araya gittiğimizde bir dönüp bakın isterseniz Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'nin yazısına, sosyal medya hesaplarından da bakabilirsiniz. Bir bakın, bir görün. Çünkü orada garip bir durum var. Onu şimdi İbrahim Kahveci'ye sormayacağım. Ama şunu soracağım. Süleyman Demirel'in söylediklerinden sonra memlekette değişen bir durum var mı? O zamın üstüne oturacak mıydık, oturmayacak mıydık? Değişen durum şu oldu. Uzun yıllar düşük zamlarla yönetildik. Kamunun zam oranları bayağı hangi düşük. Hangi uzun yıllar? Bu son 5-6 yıl haricinde daha az orandaydı kamu zamları. Ama özellikle son 4-5 yılda artan oranda kamu zamları kendini ise popülist politika arttıkça zam olarak geri geliyor. Popülist politika uyguladıkça zam olarak geri geliyor. Şimdi İstanbul, tekrarlanan İstanbul seçimlerini hatırlayın. Ne vaatler vardı? Köprülerde indirim, doğalgazda indirim, suda indirim, şurada indirim, indirim. Hepsi indirimlerin hepsi bindirim oldu. Yani bir de benim zoruma giden, yani bir vatandaş olarak burada seyircilere aktarmak zorunda olduğum konu şu. Devlet bir gerekçe açıklıyor. Devlet diyorum, niye? Karayolları Genel Müdürlüğü bir devlet kurumudur. Devlet kurumu bir gerekçe açıklıyor. Diyor ki üfe artışı. İyi de kardeşim, üfe %210 arttı. Üfe %80 arttı. Sen %210 zam yaptın. İki, diyor ki bakım onarım. İyi de kardeşim, bakım onarıma 230 milyon para gidiyor. Sen 1,5 milyar para alıyorsun. Bu nasıl bir bakım onarım? Kimi bakıyorsun? Kimi onarıyorsun? Gerçekten önemli bir nokta. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü bu zam noktasında kime bakıyor, kimi onarıyor da bu kadar paraya ihtiyaç duyuyor? Şimdi dürüst olarak, açık olarak deseler ki, ya biz AK Parti döneminde yaptırılan, özel sektöre yaptırılan milyarlarca dolar, bak 3. köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 1 milyar dolar denilen maliyet sonra 3 milyar dolara çıkandı. Bunlara para yetmez. Para yetmez. Bunu, İbrahim Kahveci, beni izleyicilerimize kötü gösteriyorsun. Bıraktım. Sanki sen eleştiri yaparken ben reklama gidiyormuşum gibi oluyor. Bir araya bıraktım. Gidelim. Vallahi öyle yapmıyorum. Özür dilerim.
Paradoks'un ikinci bölümünde devam ediyoruz. Kıymetli İbrahim Kahveci ile birlikte, Karar Gazetesi ekonomi yazarıyla birlikte. İlk bölümde anlattıklarımızı kısaca bir toparlayalım isterseniz. Şöyle toparlayalım. Biz burada birinci köprü ve ikinci köprünün maliyetlerinin aslında bize nasıl yansıdığını değil, aslında köprülerin öyle büyük maliyetleri olmadığını, cebinizden nasıl o köprülerin maliyetlerinin çalındığını gösterdik. Çünkü gelen son %20 zam, farkında mısınız bilmiyorum ama enflasyon rakamları açıklandıktan sonra geldi. Ve onun da aslında enflasyon sepetinin içerisindeki etkisi çok küçük. Nedense bilmiyoruz. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en büyük ili, hatta Türkiye'nin en büyük ili, en büyük bölgesi Marmara bölgesinin yoğunluğu bu işte çok düşük diyelim. Şimdi haliyle köprü konuştuk. Sayın İbrahim Kahveci müsaade ederse benim başıma gelen bir hikaye. Geçen programda da gene benim başıma gelen bir hikayeyi konuşmuştuk. Şimdi şöyle gayet oldu. Hareketli hayatınız yani. Sürekli başınıza bir olay geliyor. Şimdi şöyle. Geçtiğimiz yıl tam bugün ben aynı olarak Kobani Savaşı'ndaydım. Bir ekonomi gazetesi olarak. Şu resimlerde evet şey gözüküyordunuz. Askeri şeyler. Evet, baretli işte. Ne zamandı? Başka. Tam 4 geçtiğimiz yıl değil, özür dilerim hemen düzelteyim. 5 yıl önce bugün. 2014'te. Bugün ben Kobani'de aynı Arap'ta ki o yaşanan IŞİD'le operasyon, koalisyon güçleri oraya müdahale etmişti. Oradaymışım. Bakın o gün oraya gittiğimde Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı kıymetli Celal Toprak beni aramıştı. Boracığım senin ne işin var orada? Sen ekonomi gazetecisin demişti. Ben de ona şey demiştim. Celal abi, Celal Bey, bildiğim tüm savaşlar ekonomiyle ilgilidir demiştim. Ve evet. Sonra bir savaşa daha gittim. Zeytin Dalı operasyonuna gittim. Orada da 3 ay kaldım tam. Hem de sınır ötesinde 3 ay görev yaptık Sözcü Gazetesi'nde çalıştığımız dönemde. Şimdi başıma gelen hikayeyi anlatmadan evvel şunu da verelim. WhatsApp hattımız var kıymetli izleyiciler. Hemen onu verelim. 545-357-4213 545-357-4213 bize ulaşın, yazın. Çünkü sosyal medyadan çokça yazılan şey var. Onlar bizim özelimize geldiği için onları paylaşmıyorum. İstiyorum ki bu hattan yazın. Burada hemen yanımda paylaşacağım. Şimdi Sayın Kahveci ile birlikte bir kalkalım. Araç birinci sınıf, ikinci sınıf, dördüncü sınıf neymiş bir onu bir görelim isterseniz. Çünkü ya geçen hafta üstadım başıma geldi. Hemen kalkalım, toparlayalım şöyle yavaşça. Şimdi değerli dostlar, geçen hafta haliyle benim aracımın muayenesi geldi. Eski de bir araç. Şimdi ben arabayı muayeneye götüreceğim. Randevusunu aldım. Gittim. Geçmedi. Sonra şöyle bir şey kolay oldu. Kolay kolay geçilmez tabii. Şimdi randevu aldınız, muayene yaptıracaksınız falan. Bunlar için bütün borçlarınızı ödemeniz lazım. Değil mi? Şimdi geçmeyince size devlet bir süre veriyor. Şimdi geldik meseleye. Döndük geldik. Para ödemeksizin gidebilirsiniz ikinci kez muayeneye. Bir kere gittiniz geçmediyse. Süre veriyor çünkü o şirket. Özel bir şirket o da. O da özelleştirildi. Biliyorsunuz. Şimdi şöyle benim aracım bilek bir araç. Değerli izleyiciler. Hepimizin kolaylıkla yani sahip olmasını istediğim. Umarım herkesin de böyle bir aracı olur ki devletin kasasına büyük bir vergi girer. ÖTV'si, KDV'si yakıt tüketimiyle birlikte devletimiz kazansın istediğim için herkesin bir aracı olsun istiyorum. Şimdi şöyle oldu. Bir borcum çıktı. Ben de gittim PTT'ye borcu ödemek için. Geçiş borcu, köprü geçiş borcuymuş. Şimdi şöyle olmuş. Hemen gösterirsek. Benim binek aracım, dört kapılı bir sedan aracım. Yani taksi, otomobil. 2017 yılında, üstadım şöyle ayağımı koyayım. 2017 yılında benim aracım taksiymiş, binek arabaymış. 2018'de de binek araçmış. Bunlar hep ben kaçak geçmişim bu arada, nedense. Sonra aynı yıl hep kaçak araçmış. Aynı yılın 11. ayında benim aracım birdenbire tanker olmuş. Transformers vardı, hatırlar mısın? Evet. Benim aracım... Arabalar şöyle robot haline geliyor filan. Benim otomobilim benden gizli geceleri alemlere kaçmış. Yani Transformers'ı oluşturmuş ve tanker olmuş. Ve benim orada oluşan borcum 139 lira. Sadece büyük araç olunca. Tabii tanker olmuş adam. Ya dünyaya gelen büyüyor dersin. Hani. İyi ki kaçak geçiş diye 1000 lira falan ceza yazmamışlar. Kaçak bir de yani. Hayır bir de ayrıyetten biliyorsunuz
büyük araçlar ikinci köprü, birinci köprü kullanırsa 1000 lira falan cezaları var. İşte onu söyleyeceğim. Şimdi devlet bana ayrıca birinci köprüden tankerle geçtiğim için, pardon, benim aracım bağımsız olarak evden kaçıp tanker olup kendi birinci köprüden gidip kendi başına geçtiği için devlet bana kaçak geçişin dışında yasak olduğu için o lastik tekerlekli araçların, onu bir gösterelim araç 2, benim aracım gece neye dönüşmüş onu da bir görelim, bana bir 1000 küsür lira bir ceza kesecek. Bunu yapacak, merak etmeyin, sizin de başınıza gelecek. Peki bu neden oluyor üstadım biliyor musunuz? Ben teknoloji haberciliği de yaptım ekonomi medyasında. Bu bir yapay zeka. Bu bir yazılım. Eğer aracınızın sorgulamasını yaparsanız, evet bizim araç 2018'in 11. ayında bir gece ansızın tanker oldu. Otomobil yani, hayır şöyle diyelim. Bir gece ansızın otomobilden tankere dönüştü. Tankere dönüştü. Gitti geldi. Şimdi yapay zeka çalışıyor bu işte anladığımız kadarıyla. O da şöyle çalışıyor. Aracınızla ilgili bir işlem yaptığınızda, kamusal bir işlem, satış, alış ya da ne bileyim yeni bir kasko veya trafik sigortası. Bunları farazi söylüyorum şimdi. Devlet sistem olarak, yazılım olarak bunu görüp geçmişe dönük bir tarama yapıyor. Görünen bu şu an. Bunun üzerine size bir meblağ, bir vergi kitliyor. Kitliyor diyorum. Çünkü gerçekten kamu idari teşkilatları kitlemek o diye toparlayayım. Ona şöyle diyelim, kümesteki kazlar, vergi tabiriyle vergi mükellefleri kümesteki kaz olarak gözüküyor. Kümesteki kaza, aynen öyle. Şimdi değerli izleyicilerimizden rica ediyorum. Lütfen E-Devlet'e girip ya da E-Devlet'e girmeniz de gerek yok. Az önce çokça arkasından konuştuğumuz Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde plakalarınızı sorgulayabilirsiniz. Az önce verdiğim telefon numarası WhatsApp hattından eğer varsa başınıza gelen benzer bir şey, çünkü çok fazla var son zamanlarda yaşanan benzer durumlar, bunu bizimle paylaşın. Biz de yayında paylaşalım istiyoruz. Çünkü bu iş gerçekten böyle gitmeyecek, gitmemeli. Çünkü hazinedeki para eksikliğini böyle oyunlarla tahsil etmesinler istiyoruz. Yani yazık günah. Ben bugün ilan.gov.tr basın ilanda icradan satıştaki traktörlere baktım. Büyük ve küçükbaş hayvanlara baktım. Yani icradan dünyanın, satış. Yani siz de girip bakabilirsiniz. İlan.gov.tr yazıp arama motorunuza oradan bakabilirsiniz. Yani canlı hayvanlar satışta. Onlar candır. Onlar ciğerdir. Evet. Yani zaruri geçim kaynağı. Zaruri geçim kaynağı. Traktör. Bakın bunlar önemli şeyler. Bunu bize yapıyorlar. Onu çiftçiye yapıyorlar. Tek mesele şu. X inşaat şirketinin sahibinden para tahsil edemedikleri için sizden, bizden yüksek meblağlı köprü maliyetleri, inanılmaz bakiyeler, hesaplarınıza bloke. Evet. 3 milyon insan. Yazık günah değil mi? Ülkede her şey 3 harfli oldu üstadım ya. Her şey 3 harfli artık. EYT, KYK ve KHK. KYK, Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencisi, işsiz zaten memlekette. Onun 3 kuruş borcunu tahsil etmek için hesabına bloko koy. GSS, gene 3 harfli. Genel sağlık sigortası. Yani anlamı şu, işsiz kaldığında devlet diyor ki, işsiz kaldığında çok fakir olup çok fakir belgesi alamıyorsan sağlık sigortası parası yatır. Yatıramıyorsan seni borçlandırıyor. Haberin yok, borçlandırıyor. FSM, YSS. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. KYK, Kredi Yurtlar Kurumu borçları. KHK bir şekilde geri dönmüş. Bu arada hakkı iade edilmişleri ayrı tutuyorum. Onlar başka. Onlar. Başka ne dedim? EYT. EYT'de yaşa takılanlar. Memleket adını zikretmekten korktuğumuz bir sürü 3 harfiyle doldu diyeyim. Hemen masamıza bir dönelim. Oradan çok da kritik bir meseleye geçeceğiz. Hemen ufak ufak toparlayalım. Şöyle dönelim. Bu arada çocuklara da çok teşekkür edelim, rejiye ve ekibine. Bu kadar böyle kalkıyoruz, oturuyoruz. Gerçekten bizi kovalamakta ve yakalamakta zorlanıyorlar. Farkındayım. Haklarını iade edelim. Çok güzel iş çıkartıyorlar. Sağ olsunlar. Hemen dönüp o hastalık. Ekonomi hareketli olduğu için. Tankerden hemen sana paslayayım meseleyi. Yani bir aracın, otomobilin bir gece ansızın tankere dönüşüp kendi başına Boğaz Köprüsü'nden geçmesi ve sahibine binlerce liralık maliyet çıkarması ilginç.
Çünkü devletin paraya ihtiyacı var. Yani bunu biliyoruz. Devlet çok fazla para harcıyor. Bu para da millet adına harcanan paralar değil bir önemli kısmı. Önemli bir kısmı ne diyoruz? İtibar harcaması. Yani biliyorsunuz son dönemde evet. Birkaç tane daha lüks araç, zırhlı lüks araçlar sipariş edildi. 80 milyon liraya 4 araç sipariş edildi. Ama Sakarya'daki tank palet fabrikasına 50 milyon dolar para yok diye yatırım yapılmayıp satıldı mı, kiralandı mı, ne olduğunu bilmiyoruz. Yok. Çok şeffaf. Bugün çok biz Ankara Haber Ajansı'ndan bir haber paylaştık akşam saatlerinde. Çorum Osmancık Belediyesi bir ihaleye çıkmış. İhale bedeli 75 bin TL. Şöyle bir durum var. Bir lüks bir minibüs tarzı, lüks bir marka, Alman modeli, Alman markasının revizyonu yapılıp çok ünlü kişi, Bekir Coşkun köşesinde çok ünlü kişi yazar onu, VIP diye de Türkçeleştirdi. Çok ünlü kişinin kısaltmasını zaten herkes biliyor. Başartan'ın alın yan yana koyun. Çok ünlü kişi tasarımı yapılmış. 75 bin TL harcanmış. Ben bunu yazdım. Ankara Haber Ajansı ekonomi servisi olarak bize ikimiz de biliyor. Ne ihalesi yapıyor? Aracın VIP değiştirilmesi, o minibüsün. 75 bin TL para veriliyor. 22 Temmuz'da da sözleşme imzalanıyor. Çorum, Osmancık Belediyesi. Küçük bir belge. Evet. Şimdi biz bunu biliyoruz. Şimdi resmi belge bu. Elimizdeki resmi rakamlarla ihale kurumunun paylaştığı, devletin ihale kurumunun paylaştığı ihale belgesi bu. Sonra bir açıklama geldi. O kurumumuzdan geldi aslında. Dedi ki, yanlış biliyorsunuz. Kıymetli başkan, aslında kamudaki, belediyedeki kiralık araçları sattı. Bu araç 2018 yılında AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmişti. İşçiler kullanıyordu. Biz onu ihaleye çıkartıp VIP başkan aracı yaptık dedi. Şimdi bir gazeteci olarak benim için haber şuradan şuraya geldi. Başkan mazbatasını aldığında şöyle bir açıklama yapmıştı. Kamudaki araçları azaltacağız demişti. Deyip girmiştim habere. Şimdi konu şöyle döndü. Çorum Osmancık Belediyesi VIP araç için dizayn yaptırmıştı demiştim. Konu açıklamadan sonra, ki resmi bir açıklama değil, oradan gelen bir okurdan açıklama. İşçiye Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen aracı başkan makam aracı yaptı oldu. Yani şimdi ülke gerçekten Levent Kırcalık bir şeye geldi, duruma geldi. Allah rahmet eylesin. Hani her gün onu alıyoruz artık. Evet, şimdi... Burada şöyle bir durum söz konusu. İlçe belediyeler olsun, il belediyeleri olsun veya valilik veya rektörlük veya dekanlık bilmem neyi nasıl. Devletin bütün kademelerindeki yönetimler Ankara'nın telaffuz ettiği itibar kelimesini harfiyen uyguluyor. İtibar ne? Eğer bir makama sahipseniz o makamın itibarına yakışır şekilde harcama ve gösteriş olmak durumunda. Evet. Yani... 20 bin nüfuslu bir ilçe, Osmancık'ın nüfusunu bilmiyorum ama şeyini çok iyi biliyorum. Osmancık'ta biliyorsun bir dönem 5 tane kamera vardı. Birer kilometre arayla hız sınırı da çok düşüktü. Gelen geçene ceza yazıyordu. Osmancık'a 5 kere 6 kere falan gitmişimdir. Söyleyeyim, başkanın kullandığı arabalardan 100 tane diz ana caddeyi doldurursun. Anca öyle doldurursun. Sonra o kamera 1'e düştü ama yine harıl harıl ceza yazıyor. Yani orada bir çok güzel parasal işler dönüyor Osmancık'ta belli. Yani güzel parasal işler dönüyor. O kamera sistemleri Naci Ağbal dönemin Maliye Bakanı ve dönemin İçişleri Bakanı halen devam ediyor Süleyman Soylu. Bu tür kameraların tamamen kapatılacağını söylemelerine rağmen mesela Ordu'da kapandı ama Osmancık'ta birisi duruyor ve çatır çatır yazmaya devam ediyor. Çok küçük hız sınırında dahi yazıyor o kameralar. Dolayısıyla oradaki şeyler... O makamın yani Osmancık Belediyesi'nin makamını korumak zorunda. Nasıl koruyacak? İşçinin arabasını alacak, değiştirecek, kendisine makam aracı yapacak veya lüks aracı alacak, makam aracı yapacak. Maalesef devletin komple bu açıdan kendini çek etmesi şimdi gerekiyor. Şimdi devletin durumu da, şimdi savaş dedik, gittik, ettik falan. Evet. Ben kendi özel durumumdan bahsettim. İyi ki de gitmişim. Ama değerli dostlar, elbette savaş kötü bir şey ama... Memlekette bir durum varsa, bir tehdit varsa bununla ilgili ben savaşa hayır diyen adamlardan biriyim. Oldum olası da bunu söyledim. Orada cephede olup görüp o çocuklarla birlikte olduğumda bile
Yine de ayağınıza taş değmesin çocuklar. Yine de bu ülkede acı yaşanmasın. Yine de o gariban evlerinin birine Türk bayrağı çekilmesin. Biz yine o fotoğrafa bakıp üzülmeyelim. Çünkü devlet politikası başka bir şey. Bizim dünya görüşümüz bambaşka bir şey. Biz de isteriz savaş olmasın ama ne yazık ki oluyor. Ama bir de şu var. Memlekette savaş olsun olmasın bir ekonomik savaş var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün akşam konuştu, dolar yükseldi. Bugün konuştu, dolar düştü. Ama akşama doğru yine konuştu, yine yükseldi. Şimdi bununla ilgili de spekülatif meseleler oldu biliyorsun. Çok kıymetli bir iktisatçıdır Şant Manukyan'ın bir şeyi var, meselesi var. Dün sosyal medyada gündem oldu. Yani 8 Ekim'e bir opsiyon açıldı. Şimdi Mayıs ayında yapıyor ama bu konuşmayı. 8 Mayıs'ta yapılıyor. Evet. 8 Mayıs saat 23.03. Tam da saat vereyim. Üstadım sen tam konunun adamısın. Yani tam piyasacı, borsacı bir adamsın. Bu o gece yapılan operasyon ne demek? Onu bize bir anlat, sonra bir videoyu izleyelim. Bu 8 Ekim. Evet şey evet. Ya, o opsiyon açmak nedir? O kadar bir işlem yapmak nedir? Şimdi Şant Manukyan da orada açıklıyor. Yani orada piyasaya bundan yaklaşık 4 ay mı oluyor Mayıs? 5. Ay 4 ay oluyor. 5. ay 4 ay önce diyor ki Şant Manukyan 8 Ekim tarihine diyor döviz piyasasına çok fazla alış ve satış farklı farklı rakamlarla yazılmış. Yani döviz fiyatıyla ilgili bir işlem olacağı belli 8 Ekim'de. Hı hı. Böyle bir iddiası. Ama iddiası değil, rakamları görüyor orada. O bir şey, bir ekran bu arada. Bir ekran. Bizim yani kullandığımız da bir ekran. Bir şey, orada döviz piyasasını gösteren bir ekran. Döviz piyasasında 8 Ekim tarihinde, Mayıs'ta söylüyor bunu, 8 Ekim tarihinde yazılı çok sayıda alış ve satışlar var. Dolayısıyla 8 Ekim'de kurda, yani dolarda bir sert hareket olacağı, aşağı veya yukarı yönlü ama. Bilmiyoruz. Aşağı veya yukarı yönlü. Buna yönelik emirler yazılmış 4 ay önce. Emir 8 Mayıs'ta. Emir yazmak nedir üstadım onu sordum. Yani herhalde. Diyorsunuz ki 8 Ekim tarihi itibariyle işte 125 milyon dolar satış veya 150 milyon dolar alış. Ama 8 Ekim tarihi itibariyle yazıyorsunuz. Emirleri giriyorsunuz oraya. Şant Bey çok daha güzel açıklıyor onu. İşin tam şey profesyonel uzmanı. O tarihte de 4 ay önce yani 8 Mayıs'ta bunu görüyor ve 8 Ekim'e yani bugüne dikkat çekiyor. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Bir izleyelim hemen. Kıymetli Şant Manukyan o programda ne demiş hemen bakıyoruz. Şimdi söylediğinden bir devam ettireyim. Hı hı. Aslında kısmen katılıyorum, kısmen de katılmıyorum. Şundan dolayı örneğin Arjantin'de de dolarizasyon %90'larda. Ama bir S-400 krizleri mesela yok. Ama %90 dolar tutuyor. Şimdi orta sınıfın veya küçük yatırımcının, rahmetli Güngör Uras'ın tabiriyle Ayşe teyzenin döviz tutmasının nedeni enflasyonun yüksek olmasıdır. Yani 3 yıl sonra alacağınız aracın dolar bazında, euro bazında fiyatı %5, %10 oynarken TL bazında ne kadar oynayacağını bilmiyorsanız dolar bazında yaparsınız tasarrufunuz. Dolayısıyla dolarizasyonu indirmenin yolu hani seviyenin yükselmesi de değil. Belki 6,5'tan satacaklar ama 6'dan yeri koyarlar onu eğer enflasyon yüksek gidiyorsa. Enflasyonun düşürülmesi. Bu tabloyu şunun için açtım. İlginç bir şekilde ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Zannedersem hiçbirimiz de bilmiyoruz. Ekim'in 8'ine her türlü yani alma tarafında da satma tarafında da çok ciddi miktarda opsiyon yazılmış durumda. Yani 150 milyon, 180 milyon, 200 milyon devamlı olarak 8 Ekim'e yığılan bir TL opsiyon piyasası var. Hani ilginç. Evet geldik. Stüdyodayız. Sayın Kavcı. Şimdi bakın. Burada benim dikkatimi çeken şu. Bir askeri noktadan söylüyorum. Bir operasyon yaparken o operasyonun her ihtimalini düşünmek durumundasınız. Mesela Türkiye bugün Suriye sınırında bir operasyon söz konusu. Ama aynı zamanda Doğu Akdeniz'de durumlar söz konusu. Ama aynı zamanda siyaset olarak Rusya ile ilişkiler, İran'la ilişkiler, Yunanistan'la ilişkiler. Ama aynı zamanda ekonomik ilişkiler ve ekonomik durum. Yani bir operasyon yaparken her ihtimali ekonomik ilişkiler nedir veya ekonomik durum nedir? İşte herhangi bir tehdit halinde kur nasıl yükselir veya nasıl düşer? Şimdi Şant Bey açıklıyor.
Ya 8 Ekim'e yığılmış emirler. O zaman devlet yönetimi, niye devlet yönetimi söylüyorum? Bu iş sadece siyasetle değil, aynı zamanda devlet yönetimiyle kurumlar, işte başkanlık sisteminin, kurumların tek elde toplanmasının zararlarını bir bakıma görüyoruz. Bütün bu ihtimalleri düşünmüş olması lazım. Geçen yıl 10 Ağustos'ta Trump tweet attığı zaman dolar 5.50'den 6.80'e gitti bir tweetle. Bugün 5.65'den 5.85'e gitti. Daha az ama şunu verdi. Piyasa şunu verdi. 5.80'li seviyeler önemliydi. Ve kur şu, diyor ki bu operasyon sürecinde ilişkilerdeki, yani müttefik veya karşı cephe neyse, ilişkilerdeki herhangi riskler karşısında ekonomiyi etkileyecek hareketler olabilir. Piyasa operasyona bakıyor. Mesela Zeytin Dalı'nda bunu görmedik. Afrin'de bunu görmedik. Piyasa böyle değildi. Evet. Ama bu sefer piyasa bakıyor. Dolayısıyla benim açımdan şu, seyircilere söyleyeceğim daha önemli nokta şu. Türkiye'nin bu sürecinde Amerika ile ilişkilerindeki tehdit veya kolaylıklar, tehdit veya kolaylık diyorum çünkü dün sabah Trump'ın işte yol açtı, Türkiye'ye girin mesajı verdi, akşam tehdit mesajı. Orada bir sürü denklem var. Ama asıl önemli denklem Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Neden? Türkiye'deki dış borcun büyük bir kısmı Avrupa Birliği kaynaklı. Yani bize borç veren ülkeler Avrupa Birliği. Doğrudan yatırımın çok büyük kısmı, büyük kısmı söylüyorum, bu büyük kısım %70 ile 80 arasında oynuyor. Doğrudan yatırımın %70-80 aralığındaki kısmı Avrupa Birliği. Finansal yatırımların büyük kısmı Avrupa Birliği. Yani bizim ilişkilerimizin ihracat, ithalat, sermaye filan bütün bu ilişkilerin daha yoğunluğu Avrupa Birliği. Dolayısıyla biz şu anda Amerika'yı dikkate alıyoruz ama piyasanın veya siyasetin de bu operasyon sürecine bakacağı ikinci nokta veya daha önemli nokta Avrupa Birliği. Ve bu ilişkilerde, bu ilişkilerde, bu operasyon sürecinde, bu ilişkilerde yaşanacak çatışmalar, ilişkilerdeki çatışma diyorum, silah şimdi çatışması burada, demiyorum. Biz Sayın Manukyan'ın, Şant Manukyan'ın hikayesini, hani mevzuyu anlatırken aslında şuradan biraz demişiyoruz. Birileri bu hikayeyi biliyor da mı pozisyon aldı? İşte onu söyleyemedim. Yani, soru bu. Onu söyleyemedim. Evet. O ilginç zaten. Bir şey. Yani izleyicilerimiz bunu merak ediyor ama şunu söyleyelim. Yani biz bunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Bu SPK'nın işi. Ama bu işlemlerin yapıldığı platform da çok ona müsait. Geçen yılki bir anımı anlatacağım. Geçen yıl Ağustos'tan önce, 3 ay önce filandı, galiba Mayıs ayı filan, Nisan Mayıs'ı, bir arkadaşımla, bir dostum, ama şey, piyasayla ilgili bir dostum değil yani, sağlık sektöründe çalışan bir arkadaşımla konuşuyoruz. O zamanlar döviz kuru yanılmıyorsam 4,5 lira, 4,5 lira o seviyelerde bir şey. Dedi ki doları 7,20'ye çıkaracaklar dedi. Dikkate almadım fazla açıkçası. Yani olabilir, olmayabilir. Fazla şey yapmadım. Sonraki bir ay kadar sonra filan yine bir başka konuşmasında dedi 10 Ağustos'ta doları 7,20'ye çıkar dedi. Yine geçti. Aradan aylar geçti o konuşmadan sonra. Birkaç ay geçti filan. Bir gün ekranlarda televizyon haberlerini seyrediyorum. Dolar vurdu, geçti, gitti. 10 Ağustos'taki tarihi zirve, 10 Ağustos'taki tarihi zirve, 10 Ağustos direkt çaktı şimşekler ya, tabii. Ya ben bunu hatırlıyorum. Bana 2-3 ay önce arkadaşım, sağlık sektöründe çalışan bir arkadaşım 10 Ağustos'ta doların yükseleceğini, 7 lirayı geçeceğini, 7,20'yi göreceğini böyle hem de gün olarak söyledi. Yine konuşuluyor piyasalarda. Ya yine benzer başka bir tarih, uzun vade olmayan, kısa vadeli bir tarih konuşuluyor. Yani ülkede demek ki doların bu noktaya gelmesine bu kadar bağırıp çağırıyoruz ama ama şimdi dün yaşanan olaylara baktığınız zaman işte Türkiye duruyor, operasyona hazırlanıyor, Amerika yeşil ışık veriyor, sonra ışık rengi değişiyor, sonra tekrar renk değişiyor, farklı renkler ve birden aklımıza Şant Manukyan'ın açıklaması geliyor. Meğer rakamlar önceden girilmiş. Dün ben sosyal medyada gördükten sonra hani emin olamadım ya, montaj olur bir şey olur ya. İnsan emin olamıyor. Çünkü Şant Manukyan çok kıymetli bir adamdır. Hani izleyicilerimizi belki tanımayanlarımız varsa. Ya veriyle konuşuyor. Yani ekranda gördüğü olayı anlatmıyor. Veriyi söylüyor. Ki diyor ki ekrana şey girilmiş. Emirler girilmiş. Şeyi söyler Sayın Kavcı. Türkiye piyasasını çok iyi bilmiyorum.
bakın iç pazarı çok iyi bilmiyorum, global piyasaları daha iyi biliyorum diye hep söyler ve bunu ukalalık olarak da söylemez. Çünkü uzmanlığı bu değil. Ama ya piyasalar diye bir kavram var hayatımızda. Şimdi programın sonuna geldik. Piyasalar deyince de aklımıza şu an Sözcü Gazetesi'nde yazar olan sevgili büyüğüm, birlikte de çalışma fırsatı bulduğum Çiğdem Toker geliyor. Çiğdem Toker şu an Sözcü Gazetesi'nde yazıyor. Daha önce Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Ondan önce Hürriyet Gazetesi'ndeydi. Onun bir albümü var biliyor musun? Değerli dostlar. Ama şey söyleyelim, bir cümle söyleyeceğim Çiğdem Hanım'la ilgili. Türkiye'de kamu ihaleleri üzerinde, kamu ihalelerinin üzerinden sermaye hareketlerini filan Türkiye'de en iyi yazan yazar Sayın Çiğdem Toker. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci son bir final konuşması yapar bize. Türkiye'de 2001 krizinden sonra yapılan en önemli yenilik ihale sisteminin değiştirilmesiydi. Bu sistemi en fazla değiştiren şey de son yıllardaki şey yönetim ve bunun üzerine de en fazla yazan kişi Çiğdem Toker. Daha bunun üzerine söylenecek bir söz var mı? Daha söylenecek bir şey var mı? Köprüleri anlattık, zamları anlattık, gerekçeleri anlattık, ne kadar boş olduğunu anlattık. Umarım seyircilerimiz bu tabloları da saklar ama son olarak Çiğdem Hanım'la ben de olayı bitirmek isterim. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ve ben Anka Haber Ajansı ekonomi müdürü Bora Erdin. Umarım derdimizi güzelce anlatmışızdır. Şimdi Çiğdem Toker'in o güzel şarkısına, piyasalara bir dönelim. Görüşmek dileğiyle. Adını İtalyanca bir sözcükten almış, gezmeymiş. Şimdi ise bütün yolların çıktığı tek adresmiş, piyasaymış. Hiç vazgeçmezmiş güven ve istikrardan. Canı sıkılınca ışık hızında terk edermiş, edermiş. Öylesine kırılgan ki nasıl hassas sormayın. Kanatları bilgisayarda tuş, o çok çok ürkek bir kuş. Piyasalar, piyasalar hep tetikte bekler. Piyasalar, piyasalar reform sever, karar gözler. Bazen savaşta ittifak, kamudan toplu tensikat. Reform bahane, asıl olan menfaat. Al sat, al sat, asıl olan menfaat. Al sat, al sat, al sat, asıl olan menfaat.